tiens ce régime. Ce lycée. Üç büyük şehre kayıyorum atandı. Öncelikle AKP bunun neyi hedefliyor? Bu süreci nereye vardırmak istiyor? Amaç nedir sizce? AKP'nin amacı nedir? Aslında bu, yani dün de azıcık konuşmuştum. Bu tarihsel bir şeydir, devlet politikasıdır. Yani biz buna zaten çok yabancı değiliz. Açıkçası kayyumun daha önceki versiyonu olan işte umumi müfettişlikle gelen, özellikle Kürt Cumhuriyeti'nin ilk dönemlerinde başlayan Kürtlerin iradesizleştirme politikası adı altında buraya sonsuz yetkiler veriyor bu umumi müfettişlere. Aynı sadece bu politikanın, yani devlet politikasının aslında bir devamıdır. Yani burada Kürtler politik özne olmasın, Kürtler böyle kendini yönetmesin, irade sahibi olmasın. Bu ezelden beri var olan devlet politikasıdır. AKP ile birlikte biraz daha bu iş daha farklı bir boyuta geldi. İşin içine rant da girince zaten asıl aslında üç büyük şehir belediyesine atanan kavimlerin en büyük sebeplerinden birisi rant. Çünkü kendilerini kendi tabanlı o rant zemininde oturdukları için, ama o zemin kaymaya başladığı zaman AKP bir noktada buna müdahale etmek zorunda kalıyor. Yani büyük bir şekilde hem bu noktada işte iradesizleştirme, hem kendi tabanlı o bulaştırdığı rant noktasında bu mevziyi kaybetmeme üzerine aslında bu üç büyük şehire bir noktada kayyum ataması yapıldı. Daha ötesi bizler en demokratik taleplerimizi, en demokratik haklarımızı kullanarak bu faşizan, bu kayyum faşizmine karşı burada iki haftadan süredir burada da bunun mücadelesini veriyoruz. Aslında bunun mücadelesini verirken bir hafta bunun bedelini de ödüyoruz. Yani şu andaki benim şu görüntüm bile de bundan iki hafta önce gerçekten ağır bir işkence sonucu gözaltına alındım. Hem işkence sürecinde bilinçli olarak yapılan ağır darbeler, hem gözaltı sürecinde iki gün boyunca beni hastaneye götürmemeleri, özellikle grubumun kötü olmasından dolayı da bilinçli bir şekilde burada bir cezalandırma politikasına girildi. Orada bir şekilde devlet bu faşizme karşı gelen her bireyi burada bir sindirme politikasını hayata geçirmeye çalışıyor. Bizler de bu faşizan, bu kayyum darbesine karşı burada en güçlü bir şekilde kendi tepkimizi dile getiriyoruz ve bunun karşısında duracağız. Yani yıllardır bize demokrasi havarileri attılar bu iktidar. İşte milletin iradesinden daha büyük bir şey saygınlık yoktur. Ama bunu kullandıktan sonra iş seçim süreciyle bittikten sonra maalesef anladık ki burada bir seçim de artık çok fazla bu iktidarın nazarında bir anlam ifade etmiyor. Çünkü demokrasinin son kalesi olan seçim ile dahi işi bittikten sonra AKP bu noktada bunu da yeri geldiğinde elin tersiyle iter, bertaraf eder. Ama dediğimiz gibi yani bu faşizmin, bu AKP iktidarının, bu mafya iktidarının, bu kötülük organizasyonunun ilk değil, Kürdistan Cumhuriyeti yaptığı ilk değil ve son da olmayacaktır. Ancak direnerek, ancak burada birlikte halklarla, halklarımızı ya da diğer halklarla omuz omuza vererek bu mücadelenin karşısında durabiliriz. Yoksa aksi takdirde çok daha vahim sonuçlarla, çok daha ağır politikalarla karşı karşıya gelebiliriz. Peki 17 gündür burada insanlar direniyor. Direnişi genel olarak nasıl yorumluyorsunuz ve mevcut direniş yeterli mi? AKP'nin kayyumlarını göndermeye, geri adım attırmaya yeterli midir sizce? Ya bundan 2,5 yıl, 3 yıl önce tekrar bir kayyum süreciyle biz karşılaştık ilk defa Kürdistan coğrafyasında, en azından yakın tarih içerisinde söyleyeyim. Orada ciddi anlamda tepki yoktu. Yani nasıl tepki yoktu? Tam da Hendekler dönemi, savaş dönemi olduğu için insanlar bir şekilde orada devletin de bir şekilde gözdağıyla beraber halkın istediği şekilde bir tepki meydana gelmiyor. Gerek eş başkanlarımızın tutuklanması, gerek buradaki büyükşehir belediye başkanlarımıza atanan kayyumda halkın yeterince o iradeye sahip çıkmadığını gördük. Ama daha sonra halk bir noktada artık bu politikaların AKP tarafından sürekli hale gelmesinden sonra artık bir şekilde kendi iradelerine sahip çıkma gereksinimini duydu ve ancak bu faşizan baskının karşısında ancak direnerek, ancak bunun karşısında durarak, ancak bununla mücadele ederek baş edebileceğini anladı ve bence çok istediğimiz bir kitle olmasa da en azından direnen bir kitle var. Çünkü ilk 2-3 günde tomalarla, gazlarla, artı diğer
coplarla bizi bir şekilde burada bertaraf etmeye çalıştı. Buradan uzaklaştırmaya çalıştı ama halkın o direngeli, halkın o kararlılığı buradaki mevzinin kazanılmasına neden oldu. Elbette ki diğer zamanlardaki gibi değil ama en azından o korkuyu üzerine atmış, o ölü toprağı üzerine atmış bir halk var, direnen bir halk var. Her şeyden önce anayasal hakkını en sahip olduğu kendi iradesine burada sahip çıkma şeyi var. Yani en azından bu dürtüsü var halkta ve buna karşı halk içimize şey değilse bile yine bence de önemli bir kesim burada bu faşizan uygulama karşısında direnmeye çalışıyor ve direniyor. Peki soru olarak Ahmet'ten direniş alanında dünyaya, tüm kamuoyuna, halklara çağrınız nedir? Ya biz yıllardan beri Kürt coğrafyasını aslında haksızlıklarla, hukuksuzluklarla, faili meşru cinayetlerle, ölümlerle, öldürmelerle, on binlerce cezaevlerle maruz kaldık. Maalesef dünyanın 2000 yani 21. yüzyılın 2019'undaki ulaşmış olan insan hakları, hakkaniyet, hukuk, adalet noktasında bizler çok çok gerideyiz. Çünkü bu iktidar gerçekten söz konusu Kürtler olunca insan haklarına dair bütün değerleri askıya alabiliyor. Buradan çağrımızdır. Yani demokrasinin son kalesidir aslında seçimler. Burada bir irade var, bir irade gaspı var. Bizler bu irademize sahip çıkmak için buradayız ve tüm dünya haklarına da şunu söylüyoruz. Yani birlikte bunu ancak bizim haklı davamızın yanında yer alacaksanız ya da almanız gerektiği noktasında bizimle birlikte olmanız lazım. Çünkü gerçekten bize karşı faşizan bir uygulama uygulanıyor ve ötekileştirilen bir dil var, ötekileştirilen bir ayrımcılık var. Biz bu ülkenin kardeş halkı değiliz. Biz bu ülkenin eşit yurttaşıyız. Bu ülkenin asli unsuruyuz. Asli unsuru olduğumuz için, eşit yurttaşı olduğumuz için biz en doğal yönetilme hakkını istiyoruz burada. Başka yani bu insan hakları bu doğuştan gelen bir haktır ama maalesef bu iktidar bu hakkımızı bile dahi elimizden alıyor, almak istiyor. Biz de buna karşı direniyoruz ve dünya haklarına en azından örnek olacak, teşkil edecek şekilde burada mücadelemizi veriyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşürüz.